Merhaba sevgili öğrenciler. Tekrar bir dersimize hoş geldiniz. Nahle Kitabı 8. sınıf. Bugünkü kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayfa 62 kitaplarınızı açmaktı. Günlerde kalmıştık. Sadece hatırlayalım. Oraya yapmıştık. Anlamadığı bir desenle. Konuşma kısmını. Benzer kurmuştuk. Örnek gibi yapmıştık. Şimdi de örnekteki gibi yeni bir diyalog yazınız. Burada örnek diyalogumuz yazma kısmı. Müşteri emlakçı. Bunu okuyayım ben sana. Müşteri. Kiralık müstakil bir eviniz var mı? Bir tane gelmiş müşteri emlakçıdan soruyor. Karnamayın onu da cevap veriyor. Evet var. Müşteri. Kaç odalı? Emlakçı 4 odalı. Müşteri, mutfak büyük mü, küçük mü? Emlakçı, mutfak büyük. Müşteri, kirası kaç lira? Emlakçı, kirası 600 lira. Şimdi örnekteki gibi benzer diyalog biz yazalım. Apartman dairesi, 3 oda, salon, büyük, 700 lira. Evet, müşteri gelsin. Kiralık apartman dairesi bir eviniz var mı? Kiralık apartman dairesi var mı? Emlakçı evet var. Kaç odalı? Müşteri soruyor. 3 odalı, 3 oda, 1 salon. Müşteri tekrar soruyor. Salon büyük mü? Müşteri evet, salon büyük. Müşteri, kirası kaç lira? Emlakçı, kirası 700 lira. Diğer kısma geçelim. Bahçeli ev, 4 oda, çocuk odası, küçük, 1000 TL. Evet, müşteri, kiralık, müstakil, bahçeli bir eviniz var mı? Evet, emlakçı, evet var. Müşteri, kaç odalı? Emlakçı, 4 odalı. Müşteri, çocuk odası büyük mü, küçük mü? Emlakçı, çocuk odası küçük. Müşteri, kirası kaç lira? Emlakçı, kirası 1000 TL. Burada anlaşılmayan bir yer varsa denersin bana. Evet. 2. Evinizi anlatınız. Apartman mı, müstakil mi? Kaç odalı? Odalarda neler var? Bahçesi var mı? Kira mı, sizin mi? Eviniz şehirde mi, köyde mi? Benim evim diye buradan Abdullah sen başlıyorsun. Evet. Benim evim müstakil bir ev. Kaç odalı? Dün söylemiştin. 6 odalı. Odalarda neler var? Neler varsa sayardık burada. Bahçesi var mı? Evet, bahçesi var. Anlatırsın bahçenizi. Kira mı, sizin mi? Siz orayı kira aldınız. Evet, kiralık bir ev. Eviniz şehirde mi, köyde mi? Köy, kışla. Tabii ki diyeceksin ki bizim evimiz şehirde. İkinci kısma geçelim. Aşağıdaki soruları kendi evinize göre cevaplayınız. Nasıl bir eviniz var? Müstakil bir evimiz var. Oturma odanızda neler var? Oturma odanızda işte koltuk, sehpa, televizyon, perde sayabilirsiniz. Buzdolabı nerede? Buzdolabı mutfakta. Fırın mutfakta mı? Evet, fırın mutfakta. Ve çocuk odasında mı? Hayır. Ve banyoda diye cevaplayacaksın. Dördüncü sorumuza geçelim. Aşağıdaki karışık kelimelerden anlamlı ve kurallı cümleler kurunuz. Var odasında televizyon, oturma. Oturma odasında televizyon var. Yok odamda bilgisayar benim. Benim odamda bilgisayar yok. Bahçeli bir evimiz, müstakil var bizim. Bahçeli bir müstakil evimiz var. Yanında var buzdolabının fırın. Buzdolabının yanında fırın var. Odalı, kiralık, 3 var mı? Eviniz
Evet, karışık kelimelerden dedik. Odalı, kiralık, üç, var mı eviniz? Üç odalı kiralık eviniz var mı diye soru soruyoruz. Beşinciyi geçelim. Aşağıdaki cümleleri tercüme ediniz. Farsçaya tercüme ediyoruz. Bizim ülkemizde evler müstakil. Derviş var mı? Panoha şekle müstakil havliye. Odanda bilgisayar var mı? Der otaket kompüter dari. Nasıl bir eviniz var? Çitövye kuhanatarin. Eviniz kira mı? Sizin mi? Onay şuna kiraya soya askodatan. Evinizde kitaplık var mı? Der konuyu konu kitaplığını yaz. Yok hayır. Evet, sayfa 62'yi böyle bitirmiş olduk. Sonraki dersimiz dil bilgisi dersi. Ona hazırlık yaparak gel okula. Evet, buralarda inşallah sevgili öğrenciler güzelce çalışın ve doldurun. Bol bol siz kendinizden de örnekler yazabilirsiniz. Pekiştirin bu kısmını. Varsa bir sıkıntı, sorun geri dönersiniz inşallah. Bugünlük dersimiz buraya kadar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.